Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kemal Saylan bizimle birlikte olacak. Atatürk'ü konuşacağız tabii, bugüne özel, günün ve anlam önemini de içeren bir şekilde Atatürk'ü konuşacağız. Yaşamını, vefatını, Anıtkabir sürecini, bunların her birini birlikte değerlendireceğiz ama öncesinde hocamıza günaydınlar ve hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Büşra Hanım. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Yani çok mutlu değiliz en azından. Onu ifade evet. etmeye çalışayım. Çünkü 10 Kasım olması, dünyanın içinde bulunduğu bu durum, malumunuz Gazze'de yaşanan olaylar hepimizi ziyadesiyle evet. derinden etkiliyor. Yani şöyle gece kalktınız, baktığınızda düşünüyorsunuz niye böyle, neden böyle vesaire diye. Maalesef dünyanın içinde bulunduğu durum insanı çok fazla şey yapmıyor, mutlu etmiyor. Evet. Ama tabii bu durumda da hayatınız bir şekilde devam etmek durumunda. Evet. İnşallah bir an önce bu İslam dünyası toparlanır, bu Gazze'de yaşanan olaylara bir son verilir ve biz bu süreci en azından mümkün olduğu kadar az zararla atlatırız diye düşünüyorum. Evet. Batı'nın öyle bir kaygısı yok. Öncelikle onu ifade etmek lazım. Ben her zaman derslerimde de söylüyorum. Arkadaşlarla zaman zaman istişaresini yapıyoruz. Ya Batı'nın bu bir kültürü haline gelmiş. Yani biz şu an çok yadırgıyoruz. Yani insanlığın olmadığını veya insanlığın en aşağısı seviyelerine kadar düştüğünü söylüyoruz ama dün akşam yine dersimi anlatırken arkadaşlara ondan bahsettim. Yine 1700-1787-92 arasında Osmanlı-Rus-Avusturya savaşları var. O savaşlarda Ruslar Özi Kalesi'ni ele geçiriyorlar ve o kaledeki bütün sivil ve asker olmak üzere herkesi kılıçtan geçiriyorlar, öldürüyorlar teslim olmalarına evet. rağmen. Şimdi o kültürle beslenen bir medeniyetten insanlık beklemek bana kalırsa çok mantıklı olmasa gerek. Yani biz başkalarından ümit beslemek yerine kendimiz bir şeyler yapma çabası içerisine girsek belki çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten sizin dediğiniz gibi hocam, bir süredir devam eden, hatta bir ayı aşkın bir süredir zaten İsrail'in bu soykırımı devam ediyor. Çünkü savaş diyemiyoruz, soykırımdan bahsetmek kesinlikle. Mümkün bu süreç için. Bir yandan üzülürken aslında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ne kadar büyük bir lider olduğunu, ülkemiz için ne kadar önemli bir şans olduğu da gerçekten hı-hı. benim her zaman aklımdan geçiyor. Bakın o ülkelere benzemediğimiz için hı-hı. yani neden benzemediğimize baktığımızda karşımıza Atatürk çıkıyor. Hı-hı. Ne kadar önemli evet. bir lider olduğunu evet, evet. görebiliyoruz. Şimdi şöyle bakmak lazım. Şimdi Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra onun bakileri üzerine kurulan devletlerin içerisinde şu an günümüzde dahi yıldız olarak parlayan, her ne kadar sıkıntılarımız olduğunu ifade evet. etsek de yıldız olarak parlayan ve öne çıkan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti. Yani Orta Doğu'ya bakıyoruz. Hepsi aslına bakıldığında Osmanlı kültürüyle beslenmiş. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra ortaya çıkmış olan devletler. Yani Osmanlı halkının inşa etmiş olduğu devletler bir yerde. Böyle olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımızda bunlardan tamamen ayrışıyor. İşte bu ayrışmanın da temel sebebinin Atatürk olduğunu ifade etmek yanlış olmasa gerek. Yani o yüzden de bizim için gerçekten önemli bir değer evet. olduğunu kabul etmemiz gerekiyor hepimizin. Evet. Şimdi 85 yıl önceye gittiğimizde hocam, Atatürk'ten, vefatından, hastalığından, hı hı. Anıtkabir sürecinden bahsedersek hı hı. neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Atatürk 1937 senesinde ilk rahatsızlık belirtileri ortaya çıkmaya başladığı ifade ediliyor. Hı hı. Ve tabii bu artık zorlu hayat şartlarının getirmiş olduğu bir durum aslına bakarsanız. Yani belki hepimizde vardır o. Çok zor zamanlarda vücut kendisini dirençli gösterir, tutar, sıkar ve rahata ulaştığımızda vücut kendisini artık yavaş yavaş salmaya başlar. Yani evet. şimdi bakın Mustafa Kemal Atatürk işte ta ilk doğduğu andan itibaren imparatorluk hep sıkıntılar içerisinde, sorunlar içerisinde ve askerlik mesleğine atıldıktan sonra hayat hep savaşlarla geçmiş, hep mücadelelerle geçmiş.
Ve bu mücadelelerin sonucunda da nihayetinde 1923'te işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasını sağlamış ve böylelikle artık yavaş yavaş kendisi de ne diyelim o savaş hayatına veyahut da o askerlik dönemindeki olduğu kadar hareketli hayatına yapmış, biraz son vermiş, ara vermiş. Evet. Ve nihayetinde bütün bu bana kalırsa yaşanan o stresler, o hareketli hayat, o düzensiz yaşam tarzı bir yerde artık yavaş yavaş kendini ne yapacak? Gösterecektir. İşte bunun da ilk belirtileri 1937 olduğu ifade ediliyor. İşte Yalova'da bir Terman Otel'de işte bir kür uygulaması vesaire bir tedavisi için gittiğinde orada bu rahatsızlığının ilk belirtilerin ortaya çıktığı ifade ediliyor. İşte doktorların yapmış olduğu kontroller neticesinde deniyor ki siroz hastalığı teşhisi orada konuluyor. Bir karaciğer hastalığı biliyorsunuz. Ve bu siroz hastalığı zamanla ne yapacak? İlerlemeye başlayacak. 1938'in Haziran ayında işte biraz inzivaya çekilmek düşüncesinde. Onun için de Savarona yatına geliyor. Orada biraz dinlenmek istiyor ve burada çok beklediği şeyi göremiyor. Yani o nekat süreci dediğimiz süreci çok iyi geçiremiyor maalesef. Bir ay sonra hastalığının artması üzerine Dolmabahçe Sarayı'na naklediliyor. Evet. Ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki artık her ne kadar tedavi uygulansa da istenilen sonuç vermiyor. Belki de hastalığın artık yavaş yavaş son evreleridir bu dönemler. Ve 10 Kasım tarihine gelindiğinde 1938 yılın 10 Kasım'ına gelindiğinde artık hayata gözlerini yummuş oluyor. Ondan sonra artık Atatürk ölmüştür, öldükten sonra bütün vefat etmiştir. Vefat ettikten sonra bütün herkes tabii büyük bir üzüntü içerisindedir. Derin bir üzüntü içerisindedir. Ve 9'u 5 geçe vefat etmiş ve akabinde artık yavaş yavaş onunla ilgili işte düzenlemeler yani vefatı ile ilgili düzenlemeler ne yapılacak? Yapılacak. Cenaze törenleriyle ilgili planlamalar falan yapılacak. Tabii birkaç gün sonra 16 Kasım tarihinde de bir şey katafalta konularak işte 3 gün 3 gece boyunca işte hayatını vakfettiği, hayatını adamış olduğu halkının şeyine sunulacak. Yani onu son kez görmek isteyenlerin işte ne derler ona onu tam ifade edemiyorum. Tabut olarak. Yok katafalt dedikleri yani tabutun içerisinde ya da bir şey onun içerisine konularak işte halkın ziyaretine sunulmuş olacak. Onu görmek isteyenler 3 gün 3 gece boyunca onu işte ziyarette bulunacak. Ziyarette bulunduktan sonra 19 Kasım'da bir şeyle Dolmabahçe'den törenle alınacak. Önce cenaze namazı kılındıktan sonra bir tören düzenlenecek. Oradan... Hocam törene girmeden önce Atatürk ilk öldü, vefat ettiği andan itibaren bu nasıl duyuruldu ve halk nasıl karşıladı? Şimdi arkasından o binlerce insan var, onu seven gözyaşlarıyla karşıladılar. Bunları mesela gördüğümüzde de görüntüler de var baktığımızda bu şekilde. Bir de sizden dinleyelim. Şimdi Atatürk 9'u 5 geçe vefat edince tabii haliyle aslında bakıldığında kamuoyunda Atatürk'ün hastalığı bilinmekte. ama yani halk tarafından müthiş bir şey var, teveccüh var Atatürk'e. Çünkü çok zorlu bir süreçten sonra devletin kurulmasına vesile olmuş. Ve halkın sevgisini kazanmış. Yani halkın sadece zihninde değil aynı zamanda gönlünde yer etmiş bir lider. Ve haliyle bu tür liderlerin ya da bu tür insanların kaybedilmesi her ne kadar zihnen kendinizi hazır hissetseniz de gönlünüzde bunu kabul etmek, bunu kabullenmek çok zor oluyor. Ve bu tür şeyler önce tabii hemen vefat ettiğiyle ilgili haberler şey olmayacak. Ne onun adı? Ortaya atılmayacak, söylenmeyecek ya da en azından halka duyurulmayacak. Onunla ilgili bir takım hazırlıklar yapıldıktan sonra hemen akabinde atamızın vefat ettiğine dair haberler duyurulunca artık
Halk bununla ilgili görüntülerden de zaten görüyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Paylaşılıyor daha doğrusu çok çok fazla. Ve derin bir gözyaşı, üzüntü içerisinde bu olayı kabullenmeye çalışacak. Ama günümüzde bakıldığında gerçekten de kabullenmesi zor bir durum diye ifade etmek lazım. Peki tören, cenaze töreni ve anıt kabir süreci nasıl işledi? İşte vefat ettikten sonra gerekli hazırlıklar bir 5-6 gün boyunca gerekli hazırlıklar tamamlanıyor. Ve akabinde bir katafalta konularak Dolmabahçe Sarayı'nda halkın ziyaretine açılıyor. 3 gün 3 gece boyunca halk Atatürk'ü, atasını son kez görmek isteyen herkes onu ziyaret ediyor. Ve nihayetinde 16 Kasım'da Zafer Torpidosu'na konularak oradan Yavuz Zırhlısı'na aktarılıyor. Yavuz Zırhlısı'yla beraber tabii önce bütün şeylerden İstanbul'un sokaklarından Fatih'e kadar olan bütün sokaklardan geçerken halkın eşliğinde görüntülerde de göründüğü üzere. Evet, az önce görüntüler de vardı. Halkın da ağladığı görüntüler ve bir yandan sizin bahsetmiş olduğunuz söylenen. Top arabasına konuluyor. Ve halkın da eşliğinde, halkın nezaretinde önce Zafer Torpidosu'na Fatih yani Sarayburnu'ndan Zafer Torpidosu'na aktarılıyor. Oradan Yavuz Zırhlısı ile beraber İzmit'e getiriliyor ve İzmit'ten de Ankara'ya aktarılmak üzere 19 Kasım'da yola çıkarılıyor. Özel bir trene konuluyor ve 20 Kasım'da Atatürk Ankara'ya ulaşıyor. Evet. Burada da Atatürk'e bir resmi tören düzenleniyor. Yani Ankara Otogarı'ndan yine top arabasına konularak meclise getiriliyor. Mecliste kendisi adına yine bir resmi tören düzenleniyor. Ve bu törede de dünyanın birçok ülkesinin lideri, dönemin liderleri katılıyor. Yani bakın hayatı savaşlarla geçmiş ve bu liderlere baktığımızda bu liderlerin devletleri gerek Birinci Dünya Savaşı'nda olsun gerekse milli mücadele döneminde olsun hep savaştığı kişiler, karşı karşıya geldiği kişiler ve Atatürk'ün vefatını duyunca haliyle ne yapıyorlar? Ona göstermiş oldukları saygıdan ötürü cenaze törenine şevkle katılma isteği içerisinde bulunuyorlar. Nihayetinde 21 Kasım'da düzenlenen törenin akabinde Etnografya Müzesi'ne naaşı götürülüyor ve 1953 yılına kadar da orada geçici ikametgahı ya da geçici mekanı olarak 1953 yılına kadar orada kalıyor. 10 Kasım 1953 tarihinde de o süreç biliyorsunuz Anıtkabir'in inşa sürecidir. Evet. Anıtkabir'in inşa süreci biraz uzun sürmüştür. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu durum bellidir. Ekonomik olarak sıkıntı içerisindedir. Bir de araya Dünya Savaşı girmiştir. 39-45 arasında Dünya Savaşı sürecinde ülkenin şeyleri ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı içerisindedir. Evet. Ve nihayetinde 1953 yılında Anıtkabir'in yapımı inşaatı tamamlandıktan sonra ebedi ikametgahı olan Anıtkabir'e 10 Kasım 1953'te taşınacaktır. Evet, süreç oldukça uzun. Ondan ayrılmak hiç kolay olmamış anladığımız üzere. Evet, bir kez daha tabii ki ruhu şad olsun diyelim. Şimdi kişilik özelliklerine de değinmek istiyorum. Hı-hı. Pek çok kaynaktan çok şey okuyoruz. Ne kadar iyi bir lider olduğu ile ilgili, aynı zamanda başkumandan olduğu ile ilgili. Yani her açıdan gerçekten herkese örnek teşkil edebilecek bir liderden bahsediyoruz. Bir de sizden dinlemek istiyorum. Hı-hı. Kişilik özellikleri nelerdi? Ya şimdi Atatürk'ü böyle 3-5 kelimeyle anlatmak gerçekten zor. Yani bunu hani şey olsun diye söylemiyorum. Ne diyelim, övmek için söylemiyorum. Yani biraz şöyle tarihçi gözüyle baktığınızda Atatürk'ün gerçekten birkaç özelliğini, böyle ön plana çıkan özelliğini vurguladığınızda dahi onun ne kadar değerli bir lider olduğunu ne yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Mesela aklıma gelen birkaç tanesinden bahsedecek olursak, inatçı bir kişi, sabırlı bir kişi her şeyden önce. Yani bir hedef belirliyor ve o hedefe ulaşabilmek adına hem uygun zamanı bekliyor, uygun koşulların oluşmasını bekliyor ve o hedefe ulaşabilmek adına da yorulmadan, bıkmadan ve inatla
devam ediyor. Şimdi bunun en güzel örneğini bence Kurtuluş Mücadelesi döneminde görmek lazım. Yani Milli Mücadele dönemine bakıldığında, yani savaş 1918'de sona ermiş, 19'da mücadelenin başına geçmiş Mustafa Kemal Atatürk, 1922 yılına kadar da bu mücadele 3 yıl boyunca devam etmiş. Şimdi savaşın süreçlerine bakıldığında inişli çıkışlı dönemlerin olduğunu biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet. Bu inişli çıkışlı dönemlerde hiçbir zaman Atatürk'ün pes etmediğini, inatla hedefe ulaşabilmek adına mücadeleye devam ettiğini görüyoruz. Şimdi Kütahya, Eskişehir-Kütahya savaşlarında ordu yeniliyor, geri çekilmek durumunda kalıyor ve artık moral olarak bakıldığında hem komutanlarda hem de zaten savaşlardan yorgun ve bitkin, bıkkın olan evet. halkta bir moral bozukluğu söz konusu oluyor. Ama Atatürk pes etmiyor. İnatla ne yapıyor? Mücadeleye devam ediyor ve bu inadının, bu sabrının, sebatının sonucunda da mücadeleyi kazanmayı biliyor. Bu bir kere önemli özelliklerinden bir tanesi. Diğer özelliklerinden bir tanesi cesur. Yani cesur bir kişi. Niye cesur bir kişi? Şimdi bakıyorsunuz Milli Mücadele döneminde düeli muazzama diyoruz. Dünyanın en güçlü devletleri, ki o zamanın İngiltere'si biliyorsunuz, üzerine evet. güneş batmayan imparatorluk olarak nitelendiriliyor, ifade ediliyor. Her ne kadar Yunanlarla biz mücadele etmiş gibi görünsek de Batı cephesinde, güneyde Fransızlara mücadele etmiş gibi görünsek de bizim asıl karşımızda duran İngilizler bu anlamda. Siz bu devletlere karşı dünyanın Birinci Dünya Savaşı dediğimiz, Cihan Harbi dediğimiz o korkunç savaşı kazanan bu devletlere karşı ne yapıyorsunuz? Bir başkaldırı sergiliyorsunuz. Ve oradaki ilk hedef ne oluyor? Siz haline geliyorsunuz. Bir devlet, bir milletin önüne geçiyorsanız, bir mücadelenin önüne geçiyorsanız direkt hedef tahtasındasınızdır. Ki kaldı ki bu normal şartlarda herkesin kabullenebileceği, evet. herkesin göğüsleyebileceği, herkesin cesaret edebileceği bir durum değildir aslına bakarsanız. Ki sadece bu anlamda bakıldığında bile onun gerçekten ne kadar cesaretli ve cesur bir kişi olduğunu buradan görmek mümkün. Diğer taraftan artık yorgun bitmiş ve bıkkın bir halkı tekrar ayağa kaldırabilmek, kaldı ki kozmopolit bir yapıda olan bir halktan bahsediyoruz. Yani herkesin aynı düşünceye sahip olduğu bir halktan bahsetmiyoruz bu dönemde. Ve bu mücadelelerden artık illallah etmiş, tabiri caizse yaka sıkmış olan bir halkı tekrar ayağa kaldırabilmek, tekrar bir mücadelenin içerisine sokabilmek. Yani şöyle düşünün, bir dövüştesiniz, dövüşte sürekli dayak yemişsiniz, düşmüşsünüz ve artık hayatınızdan bezmiş hale gelmişsiniz. Evet. Ve orada Atatürk tutuyor o kişiyi ya da o halkı, diyor ki hayır diyor, sen bıkmadan, usanmadan evet. tekrar ayağa kalkacaksın ve o rakibini yeneceksin diyor. Yeni bir geleceği de inandırıyor. Tabii onları. Tabii yani işte bu liderlik vasfını aslında bakarsanız evet. ortaya koyuyor. Yani şimdi çok değerli komutanlar var. İşte Kazım Karabekir'den Fevzi Çakmak, işte ne bileyim İsmet İnönü'den tutun da işte Refet Bele'ye vesaire. Yani Rauf Orbay vesaire. Şimdi Bu değerli insanların, yani iradesi güçlü olan ve değerli, iyi yetişmiş olan insanların, birçok insanlar vardı benim aklıma gelen onlar olduğu için. Hepsinin zihin dünyası ve kurtuluş yöntemi aynı değil. Evet. Yani belki herkes bu ülkenin kurtulması gerektiği, bu halkın bağımsızlığını elde etmesi gerektiği noktasında hemfikir. Ama hepsinin yol ve yöntemi, düşüncesi farklı. Şimdi bu kadar farklı insanların, bu kadar farklı dünyalara sahip ya da bu kadar farklı yöntemleri benimsemiş olan insanların tek bir yola kanalize edilmesi gerçekten zor. Güç şu an yani. Mesela şu anki düzende düşündüğümüzde, Türkiye düzenini düşündüğümüzde, bir yandan halkı ikna edeceksiniz, bir yandan kurmaylarınızı ikna edeceksiniz. Tabii. Aynı görüşe. Hı-hı. Hiç kolay değil. Hepimiz biliyoruz hocam. Yani günümüzün siyasetini evet. bakıyoruz, takip ediyoruz. Yani bir sürü kırılmalar yaşanıyor, bir sürü ayrılıklar yaşanıyor. Ve bir sürü sorunlarla hep karşı evet. karşıya kalıyoruz. Bir felaket yaşamadığımız sürece bir görüş etrafında toplanamıyoruz. Şimdi toplanamıyoruz. Bu da bir gerçek. Tabii. Yani şimdi o dönemdeki şartlara bakıldığında çok daha zor. Evet. Ve bu zorlu şartlar altında siz ne yapıyorsunuz? Bir liderlik vasfınızı ortaya koyarak o düşüncelerin hepsini tek bir potada eritip
tek bir yola kanalize edebiliyorsunuz. Bu herkesin başarabileceği bir şey değil. Yani o yüzden de gerçekten liderlik vasfı ve organizatörlük vasfı çok ön planda Atatürk'ün. Diğer taraftan Atatürk'e baktığımızda realist bir kişiliği olduğunu da söylemek mümkün. Yani böyle hayalperest bir insan değil. Yani bir hedef belirliyor ama ulaşabileceği bir hedefi hep hayal ediyor. Yani ulaşamayacağı hayaller peşinde değil. Mesela o dönemin şeyi hep Atatürk şeyle kıyaslanır. Enver Paşa ile kıyaslanır. Enver Paşa gibi o dönemin parlayan yıldızlarından bir tanesidir Atatürk ama Enver Paşa'nın içinde bulunmuş olduğu durum onun Osmanlı Devleti'nin son döneminde daha fazla ön plana çıkmasına vesile olmuş. O dönemin meydana gelen, o dönemde meydana gelen siyasi gelişmeler. Enver Paşa'ya baktığımızda Enver Paşa da çok iyi bir komutan. Evet. O da iyi bir lider. Ama ayrıştıkları temel nokta işte o realistik noktası bana kalırsa. Şimdi Enver Paşa daha böyle hayalperest bir kişiliğe sahip. Yani mesela bir Turan ideali peşinde koşuyor. O Turan ideali haliyle devletin öz kaynaklarının ulaşamayacağı bir o dönem için söylüyorum bir hedef olduğu için. Ne oluyor? Ordunun zaman zaman felaketine neden olabiliyor. Evet. Ama Atatürk bunu yapmıyor. Yeri geldiğinde ordusunu geri çekmeyi başarıyor veya geri çekmekten imtina etmiyor. Mesela Sakarya Savaşı bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Kütahya'da çekildikten sonra hayır siz ille de o şeyi Yunan ordusuna karşı zafer elde edeceksiniz diye inatlaşmıyor. Hı hı. Ordusunu geri çekiyor, bekliyor, geri adım atmasını biliyor. Hazırlıklarını yapıyor ve ondan sonra ne yapabiliyor? Saldırıya evet. geçmesini bilebiliyor. Dediğimiz gibi bir Turan hayali gibi veyahut da bir dünya devleti kurmak gibi o dönemin şartları evet. içerisinde bir hayale kapılmıyor. Tabii bir belli gerçekçi bir hedefi bir var. Gerçekçi, realist bir yaklaşımda politikanını belirleyerek sabırla, inatla, sebatla oraya ilerlemeye çalışıyor. Evet. Hocam devam edeceğiz ama isterseniz bir sonraki başlığa geçmeden bir reklam arasına olur, gidelim. Olur, reklamların olur. ardından yine devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Kemal Saylan yine bizimle birlikte kendisiyle Atatürk'ü konuşmaya devam edeceğiz. Hocam bir önceki bölümde reklama gitmeden evvel Atatürk'ün kişisel özelliklerinden bahsediyorduk. Onu da biraz yarım bırakmış olduk reklama gittik. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Evet yani aklıma gelen birkaç özelliğinden daha bahsedeyim. Hı hı. Mesela Atatürk pragmatist bir kişidir. Yani dönemin şartlarına uygun ve milletinin, devletinin çıkarlarına olduğunu düşündüğü ne varsa onu tercih etme yolundadır. Yani şimdi hep böyle milli mücadeleden dem vuruyoruz. Hep Avrupa medeniyetinden şey yapıyoruz, söz ediyoruz ama dönüp dolaşıp hep oraya geliyor. Niye? Çünkü bir kere milletin tarihi boyunca özellikle son dönemlerde hep mücadele ettiği hep Avrupa medeniyeti. Atatürk gerek askerlik döneminde yani Osmanlı Devlet dönemindeki yapmış olduğu mücadelelerde gerekse Kurtuluş Savaşı döneminde yapmış olduğu mücadelelerde Batı medeniyetiyle savaşmış. Böyle olmakla birlikte hani Batı medeniyeti küsüp de İşte hayır siz Türk devletinin ve Türk milletinin yok olmasını istiyorsunuz. O yüzden de biz artık yönümüzü size dönmeyeceğiz. İşte yönümüzü doğuya döneceğiz şeklinde bir tavır içerisinde ne yapmamış? Bulunmamış. Mücadele evet. ettiği medeniyete tutunmak adına ne yapmış? Bu devletin ve milletin geleceği adına bir yön belirlemiş. İşte inkılaplarına baktığımızda, devrimlerine baktığımızda hep Batı medeniyetine öykünen şeyler ya da o medeniyet içerisinde yer almak için yapılan düzenlemeler olduğunu biz görüyoruz. Ha, burada Batı'yı da tamamen Batı çok elin tersine atmamış. İyi atmamış. Özelliklerini tabii, almış, tabii, kötü tabii, özelliklerini tabii. geride bırakmış. Ya, buradaki maksat zaten Batı'ya öykünmek veya Batılı olmak değil. Yani evet. o dönem dünyanın parlayan yıldızı Batı oldu günümüzde olduğu evet. gibi. Ya parlayan yıldızı olduğu için yoksa hani kör körüne bir Batı'ya bağlılıktan bahsetmek kesinlikle evet. mümkün değil. Ki o dönemde mesela bakıldığında ben şahsi kanaatim bir sosyalizm diye bir akım var dünyada. Özellikle Rusya bir devrim söz konusu olmuş. Milli mücadelede işte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına yardım etmiş. Milli mücadele askeri anlamda ve maddi anlamda yardımlarda bulunmuş.
bakıldığında Türk halkının belki de için yaşayış şekli olarak çünkü hani halkın büyük bir kısmı şeyde kırsalda yaşıyor, köyde, evet, köy hayatı yaşıyor vesaire. Komün yaşamına ya da sosyalist yaşama biraz daha uygun gibi görünüyor. Dönemde o dönemin parlayan yıldızı da bir şey, anlayış, rejim. Böyle olmasına rağmen Atatürk buna bir gelecek görmediği için ne yapıyor? Evet. Yine düzenlemeleri Batı medeniyetine uygun olarak yapıyor. Ve bu gelecek de olmadı, yıkadı zaten tabii, bu kadar tabii, da öngörülü yani işte. Bak, öngörülü. Evet. Yani öyle olduğu için de gerçekten pragmatist bir şeyi var, düşünce yapısı, evet, var. Yani sabırlı, her şeyden önce söyledik. Bir de ketum, yani ketum dediğimiz her düşündüğünü söylemiyor. Her düşündüğünü söyleseydi belki de milli mücadele bu kadar başarıya ulaşamayabilirdi. Evet. Kafasında bir ideali var. O ideali uygun şartlar oluşuncaya kadar en yakınındaki insanlara dahi ne yapmıyor? Söylemiyor. Şimdi bakın, belki de milli mücadelenin en başında, hatta 1907'lerden 1908'lerden bahsediyor Atatürk'teki Cumhuriyet fikrinin oluşmaya, şekillenmeye ve evrilmeye başladığı dönemleri. Şimdi o dönemlerde Atatürk'ün Cumhuriyet'in ne kadar taraftar olduğu ile ilgili kimse bir şey bilmiyor, söyleyemiyor. Evet. Milli mücadele başladığı dönemde ülkenin şeyin hareketin lideri olmasına rağmen demiyor ki işte ben yarın işte bu mücadelenin sonucunda Cumhuriyet'i ilan edeceğim demiyor. Niye? Çünkü halkın buna hazır olmadığını biliyor. Evet. Önce orayı hazırlıyor, tabii, bir ortam oluşturuyor. Tabii ortam oluşuyor. Ortam oluşturduktan sonra kafasındaki düşünceleri evet, zamanla ne yapıyor? Yeri geldikçe hayata geçiriyor. Ve Samsun'dan başlayarak tabii, işte her bir yere kesinlikle, giderek kongrelerle kesinlikle birlikte. Ve bu şey kişilik özelliğiydi belki. Belki de milli mücadelenin başarıya ulaşmasındaki evet, en önemli etkenlerden bir tanesi. Daha bir sürü özellik var ama benim aklıma gelenler şimdilik evet, bunlar. Şimdi hocam pek çok sayıda da devrimi olduğunu biliyoruz ve her biri de gerçekten başarılı oldu. Onu da büyük lider yapan özelliklerden bir tanesi de budur bence. Her devrim başarılı bir şekilde kabul edildi halk tarafından da. Peki nitelikleri nelerdi devrimlerinin? Şimdi bence en önemli devrimlerine baktığımızda en önemli özelliklerinden bir tanesini takip eden bir niteliği yok devrimlerin. Şimdi Osmanlı Devleti, ben yakın çağ tarih çalışıyorum genel itibariyle, hep şeyden bahsediyoruz. Yani 3. Selim'den itibaren işte Osmanlı Devleti'nin bir nizam-ı cedid düzenlemeleri dediğimiz ya da işte Tanzimat'tan itibaren Batı tarzı düzenlemeler olduğunu hep ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Derslerimizde evet, de işte ortamlarda da bunları söylüyoruz. Ama bu dönemin özelliklerine baktığımızda, bu şeylerin düzenlemelerin özelliklerine baktığımızda daha çok takip eden bir nitelikte bu dönemde yapılan düzenlemeler. Yani Avrupa'da bir düzenleme var. O düzenlemeyi ne yapıyor? Dönemin liderleri, yöneticileri devlete ve topluma nasıl entegre edebilirizin çabası içerisinde. Atatürk de öyle değil. Yani Atatürk bir adım ötesini düşünüyor. Yani mevcut olan düzeni bakıyor, iyi analiz ediyor veya kurumu bakıyor, iyi analiz ediyor. Bunun bir adım ötesi nasıl olabilir? Evet. Şeklinde bir şeyle, düşünce yapısıyla o düzenlemeleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani şimdi bunu nasıl anlayabiliriz? Bakıldığında işte dönemin Avrupa medeniyetindeki düzenlemelerden bir adım önde olduğunu görüyoruz. Mesela şimdi Cumhuriyet ilan edilmiş ama demokrasinin de içinin demokrasiyle doldurulması gerekiyor. Daha anlamlı hale gelebilmesi için, ki biz bunu bugün için evet, söylüyoruz. Yani o gün için bunu söylemek ya da genel bir kamuoyun oluşması bu konuda çok zor gibi geliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurmuş, devletin başında halk binlerce yıldır tek bir liderin ağzından çıkacak olan kelimelere bakmaya alışmış. Ama ne yapıyor? Parti kurarak çok sesliliği ortaya çıkarıyor. Demokrasi inşa ediyor. Yani tabii 1924'te işte çok partili hayata geçiş denemeleri var. İşte Terakkiberver Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması, işte 1930'da yine Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması vesaire. O dönemin Avrupa'sında bu tür denemelerin çok yaygın olmadığını, çok fazla kabul görmediğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Sonra bakıyorsunuz işte 1926'da medeni kanun kabulü yine Avrupa'nın birçok ülkesinde
bu kadar özgürlükleri ve bu kadar kişi haklarını ön plana çıkaran bir kanunun söz konusu olmadığını görüyorsunuz. Mesela 1934 bence çok çok önemli. Kadına seçme ve seçilme hakkı veriliyor. Pek çok Avrupa ülkesinden önce. Tabii Avrupa ülkesinde böyle bir düzenleme yok. Ya o yüzden de bakıldığında bence en önemli özelliklerinden bir tanesi takip eden değil, takip edilen bir şeyi var. Yönü var şeyin. Ne onun adı? Avrupa şeyi ne diyelim? Atatürk'ün düzenlemelerinin. Bunu bu şekilde ifade etmek bence yeterli olur diye düşünüyorum. Evet. Peki hocam, şimdi ölümüyle birlikte tabii hem dünyada yankı uyandırdı hem Türkiye'de. Peki yansımalarına baktığımızda nasıl bir yansıma oldu dünyada ve ülkemizde? Hı-hı. Ya şimdi o dönemin gazetelerine bakmak lazım. Hı-hı. O dönemin ifadelerine bakmak lazım. Yani ben şöyle gelmeden önce acaba Atatürk öldükten sonra nasıl bir şey olmuş, kamuoyu ortaya çıkmış. Ona bir bakayım diye şey yaptım, birkaç notlar tuttum. Şimdi dediğimiz gibi yani dünyanın siyasetini belirleyen, o dönemde gücü elinde bulunduran, medyayı elinde bulunduran, insanları çok daha kolay yönlendirebilecek medeniyet Avrupa medeniyeti günümüzde olduğu gibi. Evet. Ve Atatürk de o medeniyete karşı baş kaldırmış, bir milli mücadele içerisine, özgürlük mücadelesi içerisine girmiş ve bunu ne diyelim başarıya ulaştırmış. Ve Avrupa istemeden de olsa Avrupa medeniyeti bunu kabul etmek durumunda kalmış. Yani ve haliyle çok sevdiği için ve sevdiği bir durum ya da istediği bir durum söz konusu olmamış Avrupa için. Ve şunu diyorum yani onu anlayabilmek için şey yapmak lazım. Yani o döneme bakmak lazım. Acaba ne demişler? Yani sevmediği bir insan hayatını kaybettiğinde herkes arkasından hayırla yad etmez. Evet. Veya saygı duymadığı bir insan hayatını kaybettiğinde herkes arkasından hayırla yad etmez. Acaba dedim yani Avrupa nasıl yad etmiş, nasıl görmüş olayı Atatürk'ün vefatını? Onunla ilgili işte dönemin gazetelerine bir baktım. Mesela Alman gazetesinde şöyle diyor Atatürk vefat ettikten sonra. Bu biricik adamın bir daha dünyaya geleceğini sanmıyoruz diyor mesela Alman gazetesi. Evet. Veya Bulgar gazetesi işte diyor ki böylesi insanlar yüzyıl içerisinde yalnız bir kez dünyaya gelir diyor. Hadi şöyle söyleyebiliriz. Diğer işte Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile Bulgaristan'la Osmanlı Devleti ya da millet aynı safta yer aldı ya da aynı kaderi benzer kaderi paylaştı. Peki diğer şeyler ne onda da İngilizler, Yunanlılar, işte ne bileyim Fransızlar ne diyor? Şimdi ona bakmak lazım. Yani evet. Mesela şey diyor ki İngiliz gazetesi diyor ki bir insanın değerinin en belirli ölçüsü kendi alanındaki üstünlüğünü dostuna ve düşmanına kabul ettirmesidir diyor. İşte Atatürk bu yüceliğe erişmiş dahilerden biridir diyor. Bakın az önce de anlattığınız konu neresi? Evet yani evet. Aslına bakıldığında bu İngiliz gazetesi işte Atatürk'ün ölüm haberini bu şekilde ifade ederek ona gerçekten ne kadar değer verilmesi gerektiğini ta o dönemde bize ifade ediyor. Mesela bir Yunan gazetesi, kana kan dişe diş mücadele etmiş olduğumuz Yunanlar. Evet. Mesela gazete olayı nasıl karşılamış? Demiş ki Atatürk'ün Türkiye'de yaptığını hiçbir tarafta hiçbir kimse gerçekleştiremez. Yani bu gerçekten ona ne kadar saygı duyduğunu istemese de sevmese de ne kadar saygı duyduğunu ne yapar? Bize gösterir. Herkes mi kabul etti? Dostluğunda, düşmanında kabul etti bir liderden bahsediyoruz. Yani mesela şimdi bakıldığında Orta Doğu'daki gazetelere bakalım. Mesela o işte Suriye'de yayınlanan, Mısır'da yayınlanan gazetelere, İran'da yayınlanan gazetelere mesela diyor ki İran gazetesi Atatürk'ün ulusuna yapmış olduğu hizmetlerin benzerini, eşini başka bir ulus tarihinde bulmak mümkün değildir diyor mesela. Suriye gazetesine bakıldığında Atatürk yüzyılımızın yetiştirdiği en büyük şahsiyetlerden ve en eşsiz deha ve fazileti kendisine toplamış örneklerden bir tanesidir diyor. Bunlar gerçekten önemli şeyler, ne onladı, ifadeler bana kalırsa. Ama şeyi vurgulamadan geçemeyeceğim. Mesela bir Afgan Büyükelçisi'nin bu konuda, tabii gazeteler böyle yayınlıyor da, şahısların ifadeleri de önemli. Mesela şey diyor ki, Churchill, Atatürk'ün şeyiyle vefatından sonra, dünya diyor ona gerçekten muhtaç diyor artık yok ama gerçekten artık dünyanın ona ihtiyacı vardı. Daha çok hizmetleri olacaktı şeklinde bir ifade kullanıyor ki Churchill'i hepimiz biliyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda ve Milli Mücadele dönemindeki Türk düşmanlığıyla.
İşte Lloyd George yine İngiliz liderlerden bir tanesi, dünya artık o kadar ilginç bir yer değil diyor. Yani onu olan üzüntüsünü ifade ediyor. Ama şunu ifade edeyim, mesela şu ifade çok hoşuma gittiği için bir Afgan büyükelçisi, Sultan Ahmet Han, onun ölümünden sonra yayınlamış olduğu bir taziyesi var. Bence değerli bir ifade. Diyor ki, Türkiye'de yalnız bir Mustafa Kemal değil, Mustafa Kemaller vardır ki her alanda onun program ve eserlerini günden güne ileri götürmek için didinmektedirler diyor. Bu gerçekten çok değerli bir ifade. Yani biz, bu millet bir Mustafa Kemal çıkardı ve dünyaya mal etti onu. Gerektiğinde yine de çıkarmasını bilecektir. Evet. Bence bu mesajı veriyor. Atatürk'ün de bir sözü var ya, kendisi de söylüyor. İki tane Mustafa Kemal Atatürk var diyor. Biri ben, etten ve kemikten oluşan. Diğeri topluluk, sizlersiniz. Her biriniz, yani hepimiz yaptığımız işte iyi olduğumuz sürece hepimiz birer Mustafa Kemal Atatürk'üz. Onun da izinden gidersek eğer. Peki hocam, şimdi tabii satır aralarında bahsettik ama şöyle biraz detaylandıralım istiyorum. Nasıl bir değerdi hem bir dünya için hem bizim ülkemiz için? Evet, ya bence şu yaşanan olaylar göz önünde bulundurulduğunda onun hem kişilik özellikleri, hem siyasi anlayışı, hem de askeriye ve savaşa bakış açısı gerçekten çok önemli. Ve dünya gerçekten çok büyük bir değerini kaybetti diye düşünüyorum. Yani az önce siz de ifade ettiniz. Belki fiziki olarak vefat etmiş olabilir, ölmüş olabilir. Ama bunu yaşatmak yine bizim elimizde. Yani manevi olarak onun değerlerine sahip çıkmak, onun değerlerinin peşinde koşmak çok önemli. Onu biz yaşatabiliriz aslında. Evet. Yani fiziki olarak aramızda olmasına gerek yok. O düşüncelerinin, o anlayışının hala bizim gönlümüzde ve zihnimizde yer alması onun hayatta olması anlamına gelebilir. Mesela hayat hep şeyle geçmiş Atatürk'ün, savaşlarla geçmiş. Bir asker, ki askerin bildiği en iyi şey nedir? Savaşmaktır. Savaşmak. Değil mi? Yani o konuda ben hep şey derim, yani askerler biraz duygusal anlamda biraz daha böyle sinirleri daha şeydir, sağlamdır. Biraz daha böyle duygusal yönleri biraz daha zayıftır diye düşünürüm. Nedense bilmiyorum ama yani o hani sürekli savaşlar içerisinde olmazı sürekli hani böyle hepiniz ölüme... de mesleki deformasyon diye. Evet onun yani gibi. Hep öyle düşünürüm mesela. Ama Atatürk diyor ki vatan savunması gibi kutsal bir görev olmadıktan sonra diyor bir savaş diyor cinayettir diyor. Bakın bir komutanın hayatı savaşlarla geçmiş, hep ölümle iç içe olmuş, savaşlarla iç içe olmuş bir komutanın ifadesi bu. Yani bir savaşı ne yapıyor? Cinayet olarak görüyor. Kutsal bir amacı olmadıktan sonra diyor. Yani o yüzden de gerçekten Atatürk'ü iyi anlamak, iyi bilmek lazım. Bu anlayışta zaten Atatürk diyor ki yurtta sulh, barış, dünyada barış diyor. Yani yurtta sulh, dünyada sulh diyor. Bu ilkelerin maalesef her şeyden daha fazla ya da her zamandan daha fazla dünyada yer bulması, dünyada kabul edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden de bu değerimize bizim iyi sahip çıkmamız gerekiyor açıkçası. En büyük eserim dediği Cumhuriyet'te 100 yaşına girdi hocam. Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını da kutladık. Tabii yeni yüzyılın tamamını eşlik edemeyeceğiz bizler elbette. Bir kısmına şahitlik edeceğiz inşallah. Peki yeni yüzyılda Türk milleti olarak neler yapmamız gerekiyor? Atatürk'ün izinden devam edebilmek adına. Ben her şeyden önce şunu ifade etmem lazım. Yani Atatürk'ü özlüyoruz. Evet. Yani onun o bize hediye ettiği mi diyelim ya da şu anki durumumuza vesile olması mı diyelim artık. Yani Atatürk'ü özlüyoruz. Atatürk'ü özlediğimiz kadar bana kalırsa özümsememiz gerekiyor her şeyden önce. O yüzden bu önemli. Diğer taraftan mesela şu an olduğu gibi Atatürk'ü anıyoruz ama andığımız kadar da anlamamız gerekiyor. İşte özümsediğimiz ve anladığımız zaman
Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının çok daha aydınlık, çok daha başarılı ve dünyaya çok daha huzurlu ve barış sağlayan bir dönem olacağı kanaatindeyim açıkçası. Evet, inşallah. Hepimizin temennisi o. Tabii dünyada barışı da destekleyeceğiz. Baktığımızda mesela şu anda süren bir savaş var, çatışma var. Onda da her zaman olduğu gibi konumumuz barıştan yana, böyle de olmaya devam edecek. Hocam son dakikalara da giriyoruz artık programımızda. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Hem şöyle bir toparlayalım da konuyu. Evet, dediğim gibi yani Atatürk'ü iyi anlamak, iyi özümsemek, onu yaşamımıza entegre etmek gerekiyor aslına bakılırsa. O yüzden de ben Atatürk'ün sadece belli günlerde anılan, o günler geçtikten sonra unutulan bir karakter olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın tarihte yaşadığı yüzyıldan sonraki dönemlerde anılan, alınmaya devam eden insan sayısı çok az. İşte 19. 20. yüzyılın en temel figürlerinden bir tanesidir Atatürk. O dönemin işte dünyanın süper güçleri dediğimiz devlet yöneticileri de söz konusu olmuştur. Ama hiçbirinin ismini günümüzde onların o milletleri çok fazla anmazlar. Evet, duymuyoruz hocam. Duymuyoruz da. İşte zamanını aşabilen çok nadir ender şeylerden, liderlerden bir tanesi Atatürk. 20. 21. yüzyılda bile ne yapıyoruz? Bakın biz onu anıyoruz, üzüntümüzü hala dile getiriyoruz. İşte o yüzden de bu tür değerleri bizim ne yapmamız lazım? Sahip çıkmamız lazım. Evet. En azından kendi geleceğimizi daha iyi inşa edebilmek adına. Evet. Hocam yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Ekran Gazetesi'nin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Mutlu hafta sonları. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.